Dünya Kupası'ndan sonra FIFA'nın düzenlediği en büyük ikinci organizasyon olan U20 Dünya Kupası'na bu yıl Türkiye ev sahipliği yapıyor. Bakalım futbola yön veren isimler bu organizasyon için neler söyleyecek? Uzun uğraşılardan sonra gerçekleştirilen bu olayda çok büyük başarı bekliyoruz. Biraz evvel rakamları dinlediniz. 1 milyon 300 bin Kolombiya ki Cüneyt Çakır'la birlikte ben de oradaydım. Seyirci ne kadar benimserse turnuvayı bizim takım o kadar başarılı olur. Bizim takım ne kadar başarılı olursa seyirci de o kadar benimser. Son söyleyeceğim bu konuda Dünya Kupası'ndan sonraki en önemli organizasyon budur FIFA'da. Dolayısıyla bunu iyi bir şekilde organize edip başarılı olursak bundan sonraki turnuvaları da daha büyüklerini elde etme imkanı olur. Son olarak Kanki'yi nasıl buldunuz U20'nin maskotunu? Çok sempatik buldum, onu söyleyeyim. Çeşitli maskotlar görmüş birisi olarak. Ülke tanıtımı için büyük bir olay. Ülke gençliğini futbola özendirmek için büyük bir olay. Yani bunu ülkemize yakışır şekilde yaptığımız zaman en azından aday olduğumuz işte bir 2020 var önümüzde. 2016'yı bir oyla kaçırdık biliyorsunuz. 2020 için bizim için bir prova gibi bir şey olacak. 2020'nin ısınma turu bizim için bu. Heyecanlıyız işte. Geleceğin yıldızları yetişecek. Messi, Ronaldo, işte diğer bütün genç yıldızların yetiştiği turnuvadır. Bizde de genç yıldızları bizim Türkiye'den izleme imkanımız olacak. Dünyaya tanıtma imkanımız olacak. O bakımdan çok heyecanlıyız. Tabii böylesine bir turnuva bildiğiniz gibi Dünya Kupası'ndan sonraki en büyük turnuvalardan biri oluyor. Ülkemizde yapılması hem Türk futbolu açısından hem de hakemlik açısından, biz çünkü hakemlere çok önem veriyoruz bildiğiniz gibi ve bizim vedarı iftarımız Cüneyt de yanımda gördüğünüz gibi. Biz bu arkadaşlarımızı Avrupa sahalarında, dünya sahalarında gördükçe iftar ediyoruz. İnşallah temennimiz bir Cüneyt Çakır değil, birkaç Cüneyt Çakır daha çıksın ve de dünya futbolunda, Avrupa futbolunda kendilerini göstersin. Şimdi önümüzde dediğiniz gibi Japonya'da yapılacak kulüpler arası, kıtalar arası bir şampiyona var. Çok az kaldı bizim için. 2 hafta sonra oraya hareket edeceğiz. Ekibimle birlikte oraya hazırlanıyoruz. Çok hem fizik kondisyon olarak hem teknik ve mantalite olarak hazır bir şekilde gideceğiz oraya. Orada ayrıca dünyada ilk kez uygulanacak olan biliyorsunuz gol çizgisi teknolojisi ile karşı karşıya kalacağız. Bütün dünyanın gözü o turnuvanın üzerinde olacak. Orada olumlu sonuç alınırsa eğer Dünya Kupası'nda Brezilya'daki 2014'teki Dünya Kupası'nda uygulanma ihtimali var. Onun sonuçlarını alacağız. İlginç bir tecrübe olacak bizim için de. Biz orada yine her zamanki gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Oyuncularımızın uluslararası seviyede tecrübe kazanmaları, her turnuvaya katılmaları bizim için çok önemli. Çünkü Türk futbolunun temelini genç futbolcu gelişimi oluşturacak, grassroots oluşturacak. Onun için bu oyuncular bizim için çok değerliler ve kıymetliler. Ne kadar A milli takıma buralardan oyuncu çıkarabilirsek, yaş ortalaması ligde ne kadar daha aza çekebilirsek bizim için o kadar kıymetli ve değerli. U20 Dünya Kupası'nın maskotu Kanki basına tanıtıldı. Kanki heyecanlı mısın? Önemli bir organizasyonun maskotusun sen. Evet. Neler söylüyor? Şu an çok heyecanlı olduğunu belirtiyor kendisi. Biraz utangaç arkadaşımız. Aynı zamanda bizi sevdiğini söylüyor. Kalp işareti çizerek. Öpücük yollama şekli. Aynı zamanda gülme şekli var, sevinç var. Alkışlayabiliyoruz değil mi Kankicim? Kendisi maalesef konuşamıyor. Ama bu yolla anlaşabiliyoruz kendisiyle.